Bu Mehdiyet meselesi hilafet merkezinde niçin zuhur etmiştir? Çünkü Süfyaniyet de hilafet merkezinde zuhur etti. Yani Mehdiyet keyif için, insanlara işte bol bol para dağıtmak için, yok ne etmek için gelecek değil Hazreti Mehdi. Bir iş için gelecek. O nedir? Alem küfür ve zulüm ile dolu bulunduğu bir zamanda alemi adalete gark edecek bir iş için gelecek. Vicdanlı herkes kabrin başında duracak. Keşke sizin yerinizde biz olaydık. Nedir bu maruz kaldığımız manevi işkenceler, ızdıraplar diye? Allah'a yalvaracaklar. O zaman da Hazreti Mehdi gelecek. Şimdi soğuğu sıcakla biliriz. Soğuk nedir? Sıcaktan dolayı soğuğu anlarız. Sert nedir? Yumuşaktan dolayı sert anlarız. Yakıcı nedir? Yakmayandan dolayı yakıcıyı anlarız. Yani Hazreti Mehdi ne için geldi, ne için gelecek, ne yapacak yani? Alemde iki deccal var. Bu konuştuklarım kesin ifadeler. İhtimal değil yani. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Hiç sıkıntı yok yani. Alemde iki tane deccal gelecek. Birisi büyük deccal, alemi Hristiyaniyenin içerisine zuhur edecek. Diğeri küçük deccal, yani İmam Ali Efendimiz ona Süfyan diyor. İmam Ali Efendimizin koyduğu isim Süfyan. Bu Süfyan komitesi İslam alemi içinden çıkacak. Hile ile, aldatmakla iş görecek. Yalan, dolan, iftira, ne lazımsa kendisine onları gayet kulakla işleyen bir komite teşekkül edecek. Hilafet-i Muhammediye'yi ortadan kaldıracak. Onun yerine başka bir nizam kuracak. Kurdu mu? Şimdi Mehdi'ye gelmek için, ya Hazreti Mehdi neye geliyor yani? Bunu anlatmaya çalışıyorum. O Süfyan Komitesi 1923'te hilafet merkezini lağvedip kendisi ihtilal yaparak meşru halifeyi tahtından düşürerek ve kendi vatanının dışına sürerek bir meclis kurdu. Adı meclis. Bir kişinin emrini icra ediyor. Bir kişinin emrini yapıyor. Ve bu komite, Süfyan Komitesi, Hilafet-i Muhammediye'yi kaldıran Süfyan Komitesi, bilfiil 1923-24'te icraata başlıyor. İnkılaplar ondan sonra geliyor. Kıyafet İnkılabı geliyor. Dergah, tekke, zaviye, medrese inkılapları geliyor. En büyüğü 28'de harf inkılabı geliyor. Yani öyle sayarsan çok fazla bir inkılap yok. Birisi kıyafet inkılabıdır. 1925'te İnebolu'da, Kastamonu İnebolu'da yaptı. Ondan sonra aynı sene 25'te tekkeler, zaviyeler, medreseler kapatıldı. Bütün ilim yuvaları bitirildi bir günde hepsi. Ondan sonra da 1925'te büyük bir inkılap olarak harf inkılabını yaptılar. Süfyan Komitesi'nin yaptığı şeyler bunlar. Bu Süfyan Komitesi'nin öyle icraatları oldu ki bazı icraatları 300 senede yapılmaz. Bir günde yaptı, 300 senede yapılmaz. Harf inkılabı. Bir günde yaptığı harf inkılabını
Tarih kaydetmemiş böyle bir şey. Tarihte bunun emsali yok. 300 senede yapılacak bir işi bir günde yaptı. Ordinarius profesörler, allameler, allame-i cihanlar başladılar el A, B, C öğrenmeye. Bir sabah kalktılar, A, B, C öğrenecekler. Bütün ilim kitapları iptal oldu. Kütüphaneler bitti. Buna karşı Cenab-ı Hak İmam Muhammed Mehdi'nin icraatını tatbikata koydu. Bu Süfyan Komitesi başladığı gün Mehdiyet Hareketi de başladı. Mehdiyet bir harekettir. Bir şahıstan ibaret değil. Sonra tek başına bir Mehdi gelecek ama evveli var, sonrası var. Bir süreçtir yani, bir devamlılıktır. Nasıl Firavun 1000 sene yaşadı diyorlar. Bir adam 1000 sene yaşamaz. Bir sülaledir o. Onu kastediyorlar. Süfyaniyet de bir sülaledir. Bugün bu sülaleyi Halk Partisi götürüyor. Halk Partisi Süfyan Komitesi'nin silsilesini götürüyor. Ona baş olan, yan olan, ayak olan, tırnak olan, bilmem ne olan herkes o Süfyan Komitesi'nin içerisinde iş görüyor. Şimdi yani bunu böyle baştan alıyorum ki çok Mehdiler var böyle meşreplerde, şu tarikatta Mehdi, bu tarikatta Mehdi, bunu. Bunların hiçbirisi daha dünyada yokken mesela en baba yiğitlerinin doğumu 132'dir, 131'dir, 1931'dir. İnkılap olalı, devir yapılalı, yani küfür, Süfyan Komitesi kurları 10 sene olmuş yani, 9-10 sene olmuş. Bunun karşısında tek başına yalnız Hazreti Bediüzzaman bir hareket başlattı. Tek başına. Bu Risale-i Nur hareketidir. Ve Mehdiyet hareketidir bu. Mehdiyet hareketidir. Şimdi bu Mehdiyet hareketi bir insanın ömrüne sığacak duruma müsait değildir. Yani bir silsiledir. Bir silsiledir. Onun için bu Mehdiyet hareketi 3 devre ortaya koydu. 3 devre. Mehdiyet hareketinin 3 devresi var. 1. İmanı tahkiki neşir ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Birincisi bu. İkincisi, Hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeriatı icra ve tatbik etmek. Üçüncüsü, bütün alem-i İslam'ın birliğini temin edip İttihad-ı İslam'ı ortaya koymak. Bu 3 hizmet. Karşıdaki Süfyaniyet'in 4 devresi var. Bir devresinde bir iş yapar ki 300 senede yapılmaz. Harf inkılabı gibi. İkinci günde öyle bir iş yapar ki 30 senede yapılmaz. Tekkeler, zaviyeler, bilmem nelerin kapatılması gibi. Kıyafet inkılabı gibi. Daha bunun gibi 4 devresi var. En son devresinde, 4.'de hiçbir şey yapamaz. Durumu muhafazaya çalışır. Ama Mehdiyet'in imanı tahkikini neşirden sonra Hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeriatı icra ve tatbik etmek vazifesi var. Bu söylediklerimin hepsi Risale-i Nur'da var. Zaten Risale-i Nur'u konuşuyorum yani. Şimdi bunu böyle açıkça ifade etmek istiyorum ki aklı başında, bilhassa hoca takımı yanlış yapıyorlar. Mehdiyet hareketinde 3 devre var. 6 vazife var. Mehdiyet hareketinde 3 devre var. 6 vazife var. Müştehit,
Müceddit, Hakim, Mehdi, Mürşid, Kutbu Azam. 6 vazife var. Bu 6 vazifenin birisi müstesna, hepsinin sahibi var. İnsan olarak sahibi var yani. Müştehid, ben Bediüzzaman olarak, Bediüzzaman diyor ki ben müştehidim. Ameli noktada içtihat etmiyorum, iman noktasında içtihat ediyorum. Bu söylediklerim aynı Risale-i Nur'da yazılı. Eğer isteseydim, ameli noktada da içtihat edebilirdim. Ama bizim vazifemiz imani meseledir. İmanda konuşuyoruz. Bu dürüst-ü Kur'aniye'de fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Daha bir iki gün evvel okuduğumuz Şimat-ı Sitte. Yani müştehit tamam. Risale-i Nur'un kaç yerinde Risale-i Nur'un müceddit olduğu yazar. Hikmeten de böyle bir şey lazım ki 100-200 sene belki 300 sene kıyamete kalıncaya kadar bu irşat vazifesini devam ettirmesi lazım. Bir insanın ömrü bu kadar olmaz. Onun için bir esere verildi bu müceddidlik. Risale-i Nur'a. Sonra hakim. Hakim Risale-i Nur'da yine yazıyor. Süfyan komitesinin rejimi bid'akaranesini tamir ve ihya edecek diyor. Hakimin bir kara bahtlılığı var ki Süfyan komitesinin rejimini tamir edecek. Bil mecburiye. Yani devlet elden gitmiş, idare elden gitmiş, çeşitli çeşitli idarenin içerisinde uçlar kurulmuş, Alman, İngiliz, Amerika, her biri bir idare tarzı kurmuş. En nihayet en kuvvetlisini NATO kurmuş, FETÖ diye birini çıkarttı ortaya. Böyle bir vasatta devleti devlet yapacak. Devleti dağınıklıktan kurtaracak. Askeri kendi vazifesine, mektebi kendi vazifesine, adliyeyi kendi vazifesine yönlendirecek birisi lazım. İşte hakimiyet devresi de bu. Hazreti Mehdi'nin hareketinde 6 sınıf iş var. Birisi müştehitlik, Bediüzzaman. Biri müceddit, Risale-i Nur. Biri hakim. Hazreti Mehdi'den evvel bir hakim gelecek. Bizim kanaatimiz Erdoğan'dır bu. Yanlış olabilir. Ama bugüne kadar yanlış olmadığı meydanda, ortada. Sonra ümmet-i Muhammed'in beklediği Hazreti Mehdi gelir. Büyük Mehdi henüz çıkmadı, vazife almadı. Her ne kadar vazife almak için insanların bugün cemaatimizin, cemiyetimiz içindeyse de kendisine manevi vazife verilmedi Hazreti Mehdi'ne. O vazife alacak. O bir müddet gidecek, onun yapacağı işler bitecek. 7 veya 9 veya 11 sene diyorlar. Bu arada Hazreti Mehdi İslam aleminde devlet başkanı iken alem-i Hristiyaniye'de Hazreti İsa aleyhisselam Müslüman İsevileri ismine layık tevhid erbabı bir Hristiyan papazlarının başına nüzul edecek. 15. mektuptan bahsediyorum. İşte o orada Hazreti Mehdi İslam aleminde iktidar sahibi iken Hazreti İsa aleyhisselam gelecek, Hazreti Mehdi ile görüşecek. Ona tabi olacak. Yani Hazreti İsa Hazreti Mehdi'ye namazda tabi olur deniliyor. Ama bir ulul azim peygamber her ne olursa olsun, mertebesi, makamı ne olursa olsun bir evliya olanın arkasına namaza durmaz. Edep var. Ya ne olacak? Bunun manası ne? Hristiyaniyet İslamiyet'e tabi olacak. Hristiyanlık İslamiyet'e tabi olacak. Bunun manası bu. Bundan sonra
İrşad Mürşid gelir Hazreti Mehdi'den sonra. Ondan sonra Kutbu Azam. Kutbu Azam tamamen gizlidir. Her devirde, her zaman. Bunun manası İslamiyet gizliliğe geçecek. Bunun manası bu. Temsilci Kutbu Azam olursa idaresindekiler gizli olur. Demek ki İslamiyet o tarihten sonra iyice gizliliğe geçer, kıyamet gelir. Şimdi Risale-i Nur Camiası çok büyük bir yanlış olarak bence ve dikkatsiz okumalarından dolayı meydana gelen bir yanlışlık. Gelecek olan zatı müştehit, müceddit, hakim, mehdi, mürşit, kutbu azam. Altı vazifeyi birden bir adamda görüyorlar. Bu altı vazifenin bir adamda olması maddeten, manen imkansız bir şeydir. Şimdi hakimiyet kim olursa olsun, yani devlet başkanlığı kim olursa olsun bazı zeciri tedbirler icap ettirir. Bazı icraatlar icap ettirir. Belki bazı yanlışlar gerektirir. Devlet başkanı. Onun için mesela Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine üstadın bazı itirazları olmuş. Ona muhalifti. Ona muhalif değildi. Ama ne diyor? Mecbur olduğu istibdadı. Sultan Abdülhamid'e söylediği söz bu. Mecbur olduğu istibdadı. Ama bir alim mecbur olan istibdadı da kabul etmez. O alimdir çünkü. İstibdad kabul etmez. Ama o ona mecburdur. Padişahtır çünkü. Şimdi netice-i kelam, Risale-i Nur talebeleri büyük bir aldanmayla, büyük bir yanlışlıkla altı vasfın birden Hazreti Mehdi'de bir zatta olacağını zannediyorlar. Bu çok büyük yanlış. Asla böyle altı vasıf bir arada olmaz. Hele müştehit benim diyen Bediüzzaman varken, müceddit olduğu söylenen Risale-i Nur da kesin ortada varken iki vasıf gitti. Altı vasfın ikisi gitti. Bunlar sabit. Geriye kalanlar demek ki düşünmek lazım. Biz altı zannediyoruz, orada düştü. Şimdi düşünerek ya, ne oluyor? Düşünürse bu benim dediğimde kabul edecektir. Hakim gelecek, şahıs. Nasr-ı Mehdi gelecek, şahıs. Mürşit gelecek, şahıs. Kutbu Azam gelecek, şahıs ve ayrı ayrı şahıslar. Bilmem ki bu Mehdi meselesinin sırrı halledildi mi? En mühim takıntı burada. En büyük takıntı burada. Hele bir tanesi de var ki ne ilimle, ne irfanla, ne akılla, ne fikirle izahı mümkün değil. Üstad Mehdi de geldi gitti. Ya böyle olsa bile insan ümmet-i Muhammed'in ümidini parçalamaz, ümidini sıfıra çıkarmaz yani. Geldi gitti ne demek? Daha ümit işte ne başınıza kendi başınıza ne halt ederseniz edin. Ey ümmet, gelecek bir kurtarıcı yok. Bu demek değil midir? Tarihin ne zamanında görülmüş böyle bir ümitsizliğe ümmet-i Muhammed'i itelemek? Kaldı ki yanlış tespit. Risale-i Nur'da olanı söylüyorum. Saklamadan söylüyorum. Bugüne kadar böyle açık söylemedim. Saklamadan söylüyorum. Üstadımızın vefatından sonra Sungur Efendi, Abdullah Yayın, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram, efendim Ahmet Aytimur, ondan sonra bunlara ikinci derecede yakın Bekir Berk, ondan sonra birinci Fırıncı, ondan sonra Turuncu bir şeyler. Bunların hepsi Üstad'dan sonra Zübeyir Gündüz Alp'i Mehdi olarak gördüler. Hepsi. Hiç istisnası yok. Zübeyir Gündüz Alp abiyi Mehdi olarak gördüler. Şimdi Zübeyir abi hayattayken işte gidip danışıyorlar, yapıyorlar. Bu
talebelere muhatap alarak felsefecilik bilmem ne, hepsi Zübeyir abinin emri diye yaptılar. Onun da izahı var. Onun da izahı var. Zübeyir abiye ben biraz hizmet ettim. Kaç ay bilmiyorum. Yalan olmasın. 67'de kaçak durumuna düşmüştü. Ankara'da hikayesiz biliyorsunuz. Said abinin Zula bir evi vardı. Oraya götürdüm. Orada sadece ben girip çıkıyordum. Kimse bilmiyordu. Zübeyir abi ağır hastaydı. Ve onun için ağır uyuşturucu haplar alıyordu. Yani ağrıyı kesmek için. Otlar. Evin yarısı ottu. Yani bu tabii şeylerden istifade ediyordu. Allah rahmet etsin, affetsin. Zübeyir abi dışarı çıkamayan ve daima ilaç kullanan bir durumdaydı. Çevresi Zübeyir abi kadar sağlam değilse din düşmanları ne kadar istifade eder düşünebiliyor musunuz? Bugün bunları söyleyeyim. Bunlardan birisi Allah rahmet etsin filozof Rüştü Tafral. Çevresindekilerden biri bu. Bir gün İstanbul'da Halil Küçük, Allah ona da rahmet etsin, bana dedi ki gel seni bir yere götüreyim dedi. Medreseye gidelim dedi. Mustafa Paşa'da merkez medrese var. Abdullah Yayın abi falan orada kalıyordu. Abdullah Yayın abi de gördük orada. İkimiz beraber gittik. İstanbul'dayım zaten. O da aldı beni gittik. Bu konuştukların tarihi şeylerdir. Ve iki şey Allah'ın inayetiyle benim defterime girmez. Bir, suni olarak hastalık yapmam. Birincisi bu. Ne olursa olsun. Hastayım dersem hastayım. Bir bu. İkincisi, Risale-i Nur hakkında asla bilerek yanlış söylemem. Emanet bilirim bunu. Bu bize emanettir. Aldığımızı vereceğiz geriye. Bana dedi ki gidelim bir dershaneye gidelim dedi. Olur dedim. Herhalde koca Mustafa Paşa mıdır nedir? Şeyin orada. Gittik. Tafral oradaydı. Allah taksiratını affetsin. Rüştü Tafral. Filozof diyorlardı ona. Şimdi Halil Küçük'le arkadaşlar, medrese arkadaşlar. Yani Zübeyir abi Allah rahmet etsin şeyde Karanfil sokakta ikinci kat, Karanfil değil ne sokakta o ikinci katta kalıyordu. Bunlar alt katta, bunlar idareci Zübeyir abiye malumat veriyorlar, emir alıyorlar. Zübeyir abi hasta. Dedi ki ya Rüştü dedi ya Rüştü dedi ya ben hala bu işi anlamadım dedi. Rüştü'nün Halil Küçük konuşuyor. Ben de yanlarındayım. Neyi anlamadın dedi. Dedi ki ya Zübeyir abi bana o kadar itimat ederdi ki benim fikrimi sormadan hiçbir şey yapmıyordu. Ben olmadığım yere de gitmek istemiyordu. Yani bu kadar bana itimadı vardı. Siz nasıl ettiniz de Zübeyir abiye beni kovdurtturdunuz? Nasıl ettiniz de medreseden beni kovdu Zübeyir abi? Bu nasıl yaptınız dedi. Ondan kolay ne var ki dedi. Aynen böyle. Söylediğim tarihidir. Allah'ın huzurunda bunun hesabını vermeye hazırım. Dedim ya Risale-i Nur meselesinde bilerek yanlış yapmam. Dedi Zübeyir abiye dedi, dedi ki Halil Küçük böyle yapıyor efendim. Ondan sonra geldik dedi ki Halil Küçük şöyle etti efendim. Halil Küçük böyle etti efendim. Birkaç ağızdan
Zübeyir abiyi öyle bir hale getirdik ki sen bir İslam düşmanı durumuna geldin. Ve Zübeyir abiye seni kovdurturduk. Halil Küçük de ölü, Tafral da ölü ama ben sağım. Vebalini boynuma alarak böyle konuşuyorum. Şimdi orada basit görünen bir hadise ama Zübeyir abi Mehdi biliniyor. İngiliz'in nazarında, Alman'ın nazarında, Fransız'ın nazarında Risale-i Nur'u üstattan sonra temsilci olarak onu biliyorlar. Acaba boş durdular mı? Ne dersiniz? Hiç yönlendirme olmadı mı dersiniz? Ne dersiniz acaba? Ve bugün demokratik, laik, kemalist sistemi tasvip eder bir cemaati onların içerisinden çıkarttılar. İki, Amerika'nın kucağında hala duran bir haini çıkarttılar, FETÖ. Bunların hepsi o grubun içerisinden çıkmıştır. Felsefeci grubun içinden çıkmıştır. Şimdi netice-i kelam geliyoruz Esas Melemize. Şimdi Zübeyir abiye Allah rahmet etsin. Aklımda yanlış kanıtlandı ise 71'de vefat etti. Zübeyir Gündüz Alp. Bir bak bakayım vefat tarihine. 71'dir. Şimdi 71'de Zübeyir abi vefat etti. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Şüphesiz büyük bir insan. Şüphesiz Bediüzzaman'ın en gözde, en iyi, en fedakar talebesi. Talebesi. Talebelerinden demiyorum, talebesi. 71. Bu Sungur abi, Abdullah Yeğen, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram, bunların hepsi boşluğa düştüler. Bekir Berk başta olarak boşluğa düştüler. Mehdi gitti, ne yapalım? Şimdi kendi aralarında birinin üzerinde ittifak etmeler mümkün değil bunların. Yani Risale-i Nur'a her şeyini feda eder, etmişler hepsi kökü. Ne hepsine şahitlik ederiz. Çok yüksek insanlar. Ama bu yükseğin yükseği bir mesele. Bir Zübeyir abinin yerine koyacak bir adam bulamayınca dediler ki Mehdi üstattı, geldi gitti. Eğer Zübeyir abi hayatta olsaydı Zübeyir abiydi. Ama Cenab-ı Hak onun ömrünü kısa etti. 71'de vefat etti. Ondan sonra herkes ortada kalınca üstattı dediler. Akıl, mantık, ilim, her şeyi bir kenara bıraktılar. Risale-i Nur'u bir kenara bıraktılar. Üstattı. Geldi, vazifesini yaptı, gitti. Şimdi ondan sonra gelen kardeşlerimiz de, gençler de Sungur'un dediğini kanun kabul ediyor. Öbürünün Hüsnü Bayram'ın dediğini kanun kabul ediyor. Ne mantığa vuruyor, ne akla vuruyor, ne Risale-i Nur'a bakıyor. Zübeyir Sungur abi değilse tamamdır. Onlar da dediler ki niye Zübeyir abi gittiği için. Dediler ki üstattı Mehdi, o da gitti. Eğer Risale-i Nur'u okusalar tahkiki bir tarzda büyük Mehdi'nin gelmediğini görecekler. Risale-i Nur'un düsturlarını falanca abi böyle dedi, filanca abi böyle dediye satmayacaklar. Şimdilik bu Mehdi meselesi üzerine söyleyeceğim bugünlük bu kadar. İnşallah bunun üzerine biraz daha gideceğiz yani. Bir daha baştan o kısmı alıp aklımıza gelen şeyler olursa söyleyeceğiz. Bugün yoruldum. Yani biraz da manevi güç, manevi tahrip oluyorum. Bu hale girince bir şey konuşamaz oluyorum yani. Manevi bir sıkıntıya giriyorum.
Onun için bugünlük bu kadar Mehdi hakkında. Sual var mı Mustafa Bey? Kemal, ben üniversite kazanıp Türk Edebiyatı bölümünde okumaya başlayınca Osmanlıca dersi almaya başladık. Harfleri öğrenip çat pat okumaya başlayınca hafız bir ev arkadaşıma bana Kur'an öğret dediğimde sağ olsun başladık. Harfleri bildiğimden sadece harekeleri öğretti. Sonra 5. dakikada Kur'an'ı okumaya başladım. Hepimizi bu hale taaccüple harf inkılabının nasıl bir ihanet olduğunu sinekler bana en fazla geliyor. Dikkat ediyor musunuz? En fazla bana geliyor. Niye biliyor musun? Sağdan soldan fazla konuşma. En aciz sensin diyorlar. Benim aciziyetimi göstermek için en fazla bana hücum ediyorlar. Hiçbirinizde bu kadar sinek yok. Dikkat ediyorum. Ben de kalben diyorum, kurban ben acizim, fakirim diye terk edin daha. Etmiyorlar. Anlaşamıyoruz yani. Çok geliyorlar. Hepimizi şu hale taaccüple harf inkılabının nasıl bir ihanet olduğunu bizzat şahit olduk. Es-sebebü kel-faiz sırrınca babam Kur'an okuyamadan göçtü. Allah affetsin. Fakat elbet bu cürümün bir misli de ona yazıldı. Baban cürüm işlemedi ki öyle diyorsun. Baban fetret devresinde, o zaman insana fetret devresi nazarıyla bakmak lazım. Yani Kur'an'ı öğrenemiyor. Öğrenmedi değil, öğrenemiyor. Bizim Hüseyinlik hocamız, Allah selamet versin, hafız oldu ama haftada bir defa babamı karakola çekiyorlardı. Duyduğumuza göre sen çocuğunu mektebe değil hafızlığa vermişsin diye. Babam pes edecek adam değildi. Kavga, gürültü, patırtı hafızlığı okul dışından bitirdi. Ama her hafta karakola gitti babam. Bu vaziyete kim dayanır? Kaç kişi dayanır? Yasaktı. Kur'an öğrenmek yasak. Yani senin babanda kusur yok güzelim. Senin baban imkan olsa okuyacaktı. Ama yok. Onun için es-sebebü kel-fail değil, bizzat failin kendisi yapıp gidenlerdir. Babana Allah rahmet etsin ki senin gibi bir evlat yetiştirmiş. Evet. Gelelim ikinciye. Abdullah. Bu harf inkılabını çok büyük bir allame olan bir zat duyduğu anda Ulus'ta duyduğu anda orada felç geçiriyor. Eve götürüyorlar. Birkaç gün sonra vefat ediyor. Bilenler, bu işi bilenlerin ne büyük bir iş olduğunu, Allame büyük bir zat. İsmi aklımda kalmadı şimdi. Yazmıştım da onu kitaba. Ulus'ta felç geçiriyor. Eve getiriyorlar. Birkaç gün sonra vefat ediyor. Öyle bir melanet bu. Görülmemiş bir şey bu. Abdullah. Milletten toplanan vergileri yüksek faizle gavurlara, sefihlere aktaran sistemin başındaki adam nasıl hakim olabilir? Belki mahkumdur, deccalizmde yaşıyor. Hakim Süfyan'a kıyan etmemeli. Sen şimdi ben dediğimi dinle. İtiraz etme. Anlamadığın, bilmediğin taraflar, anlamadığın yerler var. İtiraz etme. Benim dediğimi dinle.
anlamaya çalış. Kabul et demiyorum. Ama itiraz etme. Abdullah kardeşim.